Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Nisan 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, öncelikle Nisan ayının konu başlıklarına kısaca bir bakalım. Terazi burcunda bir dolunayımız var. Burcunuzda yeni ayla birlikte güneş tutulması yaşayacağız. Ve yine koç burcunda güneş-jüpiter kavuşumu meydana gelecek. Venüs boğa burcunda ilerliyor, ardından ikizler burcuna geçecek ve Merkür retrosu başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 20 Nisan'a kadar burcunuzda olacak sevgili koçlar. Doğum gününüz kutlu olsun. Bu ay doğan tüm koç burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve Jüpiter'in desteğiyle bu yılda özellikle Mayıs'ın 16'sına kadar Jüpiter etkisiyle hayatınızda çeşitli fırsatlar gelebilir. Büyüme, gelişme imkanları bulabilirsiniz. Cesaretiniz, özgüveniniz artıyor. İnisiyatif gücünüz artıyor. Ve Nisan ayı gerçekten sizin için önemli bir ay. 6 Nisan'da tam karşıt burcunuzda, terazi burcunun 16 derecesi dolunay meydana gelecek. İlişkilerinizi gözden geçirdiğiniz, önemli farkındalıklar yaşadığınız, belki de kararlar verdiğiniz bir dönemdesiniz. Her türlü ikili ilişkileriniz, evlilik gibi partner ilişkileriniz, işbirlikleriniz, ortaklıklarınız, hizmet aldığınız kişi ve kurumlarla olan ilişkileriniz, anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz. Bu dolunay bunlar için belirleyici bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa 12-20 derece aralığında bunu alabiliriz. Bu dolunay çok daha etkili olabilir sizin için. İlişkilerinizle ilgili bazı sorunlarınız varsa bu sorunlarınızı, eksikliklerinizi görmeniz, fark etmeniz ve ilişkilerinizi dönüştürmeniz, sorunları çözmeniz, şifalandırmanız da mümkün. Artık belki ilişkilerde sizin için ne gerekli ne gereksiz bu dolunayla birlikte daha çok fark edeceksiniz. Eşiniz, partneriniz, yakın arkadaşınız ya da ortağınızla ilgili konu ve kavramlarda çok belirleyici olabilir sizin adınıza. Evet, Venüs ayın 11'ine kadar Boğa burcunda para evinizde olacak ki yönetici olduğu burçtur Venüs'ün Boğa. Bu yüzden hem para evinizin de yöneticisi olarak burada çok güçlü görünüyor. Merkür de zaten 3 Nisan'dan itibaren ay boyunca hep Boğa burcunda olacak. Demek ki bu ay para konularında, finansal konularda önemli kısmetleriniz olabilir. Venüs iyileştirici bir gezegen. Bolluk bereket de verebilir, kazançlarınızı arttırabilir. Kazançlarınızı değerlendirme konusunda yatırımlarınız olabilir, bazı önemli alışverişleriniz olabilir. Buralarda kendi daha bir bereketli olabilecek, yani şanslı olabileceğiniz bir dönemdesiniz aslında. 11 Nisan'a kadar bu dönemi iyi değerlendirin. Tabii ki dolunayla da beraber düşündüğümüzde işbirliklerinizin ya da ilişkilerinizin maddi gelirleri, giderleri, parasal konularını da belki hesap işlerinizi de daha fazla gündeme alabilirsiniz bu dönemde. 12-13 Nisan burcunuzda Güneş-Jüpiter kavuşuyor. Yılda bir kez Jüpiter Güneş'le kavuşur ve şanslı bir açıdır bu. Kısmetlidir. Özellikle doğum günü 9-16 Nisan arası olan sevgili koçlarımız sizin için çok daha önemli Güneş-Jüpiter kavuşumu. Çünkü doğum gününüzle beraber bir yıla yayılan bir Jüpiter etkisi alacaksınız. Bu da sizi yıl içerisinde daha bir öne çıkarıyor. Koruyuculuğu artıyor Jüpiter'in üzerinizde. Kişisel girişimleriniz adına daha fazla size cesaret verirken tabii ki attığınız adımların büyümesi, iyi sonuçlar vermesi için de fırsatları arttırabilir, şanslarınızı arttırabilir. Ve 20 Nisan'da 29 derece Koç burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay aynı zamanda güneş tutulması. Evet, bu yılın ilk güneş tutulmasını yaşıyoruz. Koç burcundaki tutulma döngüleri de bu şekilde başlamış olacak. 2024 Ekim'ine kadar Koç terazi aksındaki tutulmalar hayatımızda belirleyici olacak, ama başrolde sizsiniz tabii ki, çünkü burcunuzda oluyor. Kadersel bir dönem sizin için. Güneş tutulmaları uzun vadeli hayatımızda önemli değişimler getiren, belki yol ayrımlarına bizi götürebilecek önemli dokunuşlardır ve çok güçlüdür etkileri. Ve sadece bu ayla sınırlı değil, en az 6 ay önümüzdeki Ekim'e kadar ve
önümüzdeki Nisan ayına kadar, 2024 Nisan ayına kadar aslında bu tutulma tesirleri aktif olacak. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 29 derece Koç, Koç'un son derecesi olduğu için doğum gününüz 17, 18, 19, 20, 21 Nisan gibi ise bu tutulma tesirlerini çok daha güçlü alabilirsiniz. Şimdi hayatınızda yeni kapılar açılıyor. Kuzey yönlü olduğu için tutulma daha şanslı. Üstelik Jüpiter'le yakın. Plüton'un da güçlü bir açısı var. Dönüştürücü bir etki. Çok da müdahale edemediğimiz, karşı gelemediğimiz, daha kadersel bir dokunuşu gösteriyor aslında. Hayatımızı ileriye taşıyacak, başka bir boyuta taşıyacak etkilerden bahsediyoruz. Tabii ki bu tutulmayla beraber yeni tanışmalar olabilir hayatınızda, yeni kararlar olabilir, çevre değişiklikleri olabilir. Belki kişisel anlamda hayatınızda inisiyatif alarak yeni bir adım atacaksınız. Her alanda bunları ilişkilerle ilgili, kariyerle ilgili, toplumdaki duruşunuzla ilgili her alanda düşünebiliriz aslında. Önemli bir dönem başlıyor sizin için ve etkileri önümüzdeki bir yıla da yayılabilecek uzun süreli bir tesirden bahsediyoruz. Ve yine tutulmanın hemen ardından 20 Nisan'da Merkür Boğa burcunda gerilemeye başlayacak. Gerileme 15 Mayıs'a kadar sürecek. Para evinizde olacağı için bu gerileme para hesapları yapma dönemi olduğunu size işaret ediyor. Yani gelirlerinizi, giderlerinizi daha detaylı inceliyorsunuz burada. İşte harcamalar bakımından mesela gereksiz harcamaları eleyebilirsiniz. İşte kazanç hesaplarınızda süreç içerisindeki durumunuzu daha iyi bir analiz edebilirsiniz. 20 Nisan'a kadar parayla ilgili konularda kararlarınızı verebilirsiniz. Merkür retrolarında önemli kararlar vermemek gerekiyor. Daha çok incelemek, kontrol etmek daha uygun. Hani bir alışveriş yapacaksanız, işte bir yatırım yapacaksanız, para konularında, hesap işlerinde özellikle 20 Nisan'a kadar bunları ay başından itibaren daha sağlıklı bir şekilde çözümleyebilirsiniz. 20 Nisan ile 15 Mayıs arasındaki dönemse izlemek, kontrol etmek, gözden kaçırdığımız detayları fark edip bunları bir şekilde tamamlamak için, sağlamlaştırmak için fırsatlarımız olabilir. Hepinize güzel, sağlıklı bir ay dilerim. Hoşça kalın.